Dostlar merhaba, kanala hoş geldiniz. Bugün size kısaca Hicaz'dan bahsedeceğim. Mi üzerinden bahsedeceğim, natürel bir ses. Mi üzerinden sadece sol diyez arıza alıyor. Yani örnekle mi, fa, sol diyez, la, si, do, re, mi. Bunu gitarın neresinde çalarsanız çalın size Hicaz'ı verecektir. Buna da mi Hicaz diyoruz. Çünkü kararda, yani mide başlayıp mide bittiği için çok fazla kafa karıştırmaya gerek yok. Bu şekilde çalışırsanız Hicaz'ı öğrenmiş olursunuz. Hicaz'ın temel ana sesi mi üzerinden sol diyez arıza alıyor. Yani sol natürel yok. Örnekle en üst elimizin boşu mi, fa, sol diyez dördüncü parmakla dördüncü perdeye, sol diyez, beşinci telin boşu la, ikinci parmağımız si, hemen yanı do, dördüncü telin boşu re, sonra mi. Mi Hicaz'ı elde etmiş olduk. Mi, fa, sol diyez, la, si, do, re, mi. Bu bir oktav. İkinci oktavı da şu şekilde. Mi, fa, sol diyez. Yani üçüncü telin birinci perdesinde sol diyez. Teli boş vurmuyoruz. Sol diyezden sonra la, ikinci telin boşu si, do, re, mi şeklinde. Bu da ikinci oktavımız. Tekrar gösteriyorum. Mi, dördüncü telin ikinci perdesinde ikinci parmak. Hemen yanı fa, sol diyez üçüncü telin birinci perdesinde. La yanında, si ikinci telin boşu. Do birinci parmak, re üçüncü parmak, mi en alt telin boşu. Bunları birleştirirsek mi, fa, sol diyez, la, si, do, re, mi. Bu bir oktav. Bir daha başlıyoruz. Mi, fa, sol diyez, la, si, do, re, mi. Geri dönersek mi, re, do, si, la, sol diyez, fa, mi. Mi, re, do, si, la, sol diyez, fa, mi. Burada serçe parmağımızı kullanmamız kolaylık oluyor. Buraya üçüncü parmakla da gelebilirsiniz dördüncü perdeye. Ama serçe daha rahat açılır. Hicaz şarkıları buradan çalabilirsiniz. Mesela bunun gibi şarkılar ya da böyle bir sürü Hicaz şarkı var, türkü var, bir sürü eser var. Bu şekilde çalabilirsiniz. Mi Hicaz kısaca notaları bunlar. Akorlarını da bir sonraki derste geçeceğiz. Kısa kısa anlatacağım. Şöyle bir sorun var. İnternetten, YouTube'dan gitar öğrenilmez. Yani video izleyerek gitar öğrenemezsiniz. İzlediğiniz videolara çalışırsanız, yani elinize alıp bunu yüzlerce defa pratik yaparsanız öğrenirsiniz. Yoksa şöyle öğrencilerim oluyor maalesef, üzülerek söylüyorum bunu. İşte hocam ben sizin videolarınızı izledim ama öğrenemedim YouTube'dan. İzlenmekle öğrenmiyor, öğrenilmiyor yani. Bunu oturup çalışmanız lazım. Sıkıntıdan patlayana kadar çalışmanız lazım yani. Ha, çalışmayacaksanız boşuna gitarla uğraşmayın ya. Bütün meslekler böyledir. Pratik olmadan teori hiçbir işe yaramaz. Dediğim gibi mi Hicaz'ımız bu. Akorlarını da göstereceğim, aldığı temel akorları. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın.